Adını Saka Türklerinin Sasper boyundan alan İspir, M.Ö. 7. yüzyılda fethedilmesinin ardından İspir ve çevresinde Urartu, Saka, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı gibi tarihte adına sıkça rastladığımız birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinin hemen hemen ortasında konumlanmış olan İspir, mikroklima iklimi bakımından daha çok Karadeniz'den izler taşırken, kültürel özellikleri bakımından ağırlık Erzurum kültürüdür. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan ve bugün üzerinde yapılan barajlarla ülkemize ciddi anlamda enerji desteği sağlayan Çoruh Nehri de İspir'den doğmaktadır. Çoruh Vadisi'nden 3937 metreye kadar yükselen yapısıyla İspir, zengin ve endemik bitki varlığı, yaban hayatı ve zirvelerde öbek öbek yer alan buzul gölleriyle dağ ve yayla turizminin gizemli müstesna yerlerinden biridir. Her yıl yayla tutkunlarının ve dağcıların uğrak mekanı olan bu dağlarda, tepelerin arasında irili ufaklı göller, masmavi sularıyla şehirlerde bunalıp buralara gelen ziyaretçilere psikoterapi imkanı sunar. Kaçkar silsilesinde yer alan yedi göllerse İspir güzelinin tacıdır. 3000 metrede konumlanan bu göllerin etrafını renk cümbüşüyle süsleyen çiçekler buraya bambaşka bir güzellik katar. İspir'in doğal güzelliklerinin yanı sıra camiler, mescitler, kaleler, kuleler, hanlardan ve çeşmelerden oluşan tarihi eserleri de dikkat çeker. Bunların başındaysa elbette İspir Kalesi gelir. İçinde yer alan su yolundan dolayı Urartulara dayandırılan İspir Kalesi için bir görüşte 12. yüzyılda bölgede hüküm süren İlhanlılar tarafından yapıldığıdır. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından onarılmıştır. Çoruh Nehri'nin kıyısından İspir'e doğru devam ederken bütün güzellik ve heybetiyle bir tepenin üzerinde ziyaretçilerini karşılayan kale, misafirlerini asırlar öncesine götürür. 12. asırda Melik İzzettin Saltuk tarafından yaptırıldığı tahmin edilen ve yine kalede yer alan kale mescidi, hem ibadet hem de gözetleme vazifesi görmüş olması bakımından İspir tarihine ışık tutan bir eserdir. Öbür yandan Selçuklu hükümdarlığının kurucusu Mugisiddin Tuğrul Şah zamanında Atabey Erdem Şah tarafından yaptırılan Tuğrul Şah Camisi, Saltuklu hükümdarı Melik Şah tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Melik Halil Gazi Mescidi ve Erzurum Müftüsü Kadızade Mehmet Efendi tarafından yaptırılan Kadıoğlu Medresesi de İspir'in Türk-İslam medeniyetine ışık tutan eserleridir. İspir'de bulunan ve görenleri adeta hayrete düşüren bir başka yapıysa Elmalı Mağarası'dır. 5000 kişiyi rahatça barındırabilecek kadar geniş olan bu mağara, çeşitli risklerden dolayı maalesef tam olarak keşfedilebilmiş değildir. İçerisi serin ve rutubetli olan bu mağara, doğal olarak oluşan taş masalar, sarkıt, dikit ve yatıklarla oldukça dikkat çekici olmakla birlikte astım hastaları için şifa yeridir. İspir, ılıman ikliminin sağladığı imkanla da meyve ve sebze yetiştiriciliği bakımından zengin olup,
tüm Türkiye'de lezzetle tüketilen pestil, kuru dut, pekmez, küme gibi mamullerin üretildiği yerdir. Öte yandan, coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş İspir fasulyesi de ilçenin hem önemli katma değeri hem de tanıtım aracıdır. İspir'in doğal güzelliklerinden bahsedip de yaban hayatına yer vermemek olmaz elbette. Onlarca farklı hayvanın yaşadığı İspir dağlarında ve yaylalarında ayı, keçi ve geyik önemli türlerden birkaçıdır. Anadolu'nun misafirperverliği ve muhabbetin en koyusu da yine İspir sokaklarında ve evlerinde görülür. Havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez, İspirliler de tıpkı İspir gibi candan, sevecen ve kucaklayıcıdır. Biriyim benim neler çektiğimi kim bilir, ben yeni közlenmiş yangın yeriyim, benim neler çektiğimi kim bilir. Sinem dedim benim dedim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım, ben gündüzler güler gece ağlarım, benim neler çektiğimi.